Trabzon'dan herkese selamünaleyküm. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çekmiş olduğum bir videonun girişini yapıyorum. Yani birazdan izleyecek olduğunuz görüntüler çoktan çekilmiş, bitmiş görüntüler. Eve yeni geldim. Malum Ramazan'ın 3. günündeyiz ve gitmiyor bir süreden sonra böyle. Dedim girişini sonunu artık evde yaparım. Bugün neler yaptık? Çok eğlenceli dakikalar geçirdik. Aslında zaman hızlı geçti. İftara 2 saat var. Ve nasıl geçti anlamadım. Sadece halsizliğim var. Bugün babam vardı, Kadir abi vardı, abim vardı, ben vardım. Hayvanlar meradaydı. Yem karma makinesinde birlikte yem yaptık. Yem karma makinesini kaç liraya aldığımı söyledim. Bu makineyle kaç tane hayvan yedirilebilir onu anlattık. Yeni yemler geldi. Tosun Paşa'ya yeni yem tanıttık. Arpa ezmesi aldık ona. Çok sevdi. Sonrasında Mera'ya çıktık. Yeni bir köpeğimiz var. Tonya Finos'u onu tanıttık. Bir sürü bir şeyler var yine bu videoda. Babam keçiyi anlattı gene. Kesmiştik yani. onu anlattı. Kadir abi çok güldü. Babama şaka yaptık. Yine bir keçi getirecek bir takipçimiz diye. İstemem dedi. Hepsi bu videonun içinde. Bakalım neler yaşanmış, neler konuşulmuş, neler yapmışız. Hep birlikte izleyelim. Herkese iyi seyirler. Bakalım yatak sorunu çözülmüş mü? Şu en arkadakinin yatmasına bakılırsa çözülmüş. Bakın görüyor musunuz? Birkaç gün önce talaş serdik buraya. Size de tavsiye ediyorum. Şu en incesi toz şeklinde olan. Yani şu. Bildiğiniz bulaşık süngeri gibi suyu çekiyor arkadaşlar. Aşağıya veriyor hatta. Üstü her zaman kuru kalıyor. Şimdi buraya serdik değil mi? Burası en az havalar tabii güzel giderse bir hafta böyle kuru kalır. Havalar kötü giderse ıslanmaya başlar. Şey yapmadan, kürekle böyle sıyırmadan burayı kalınlaştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok kalın olursa o kadar kaliteli bir yatak haline geliyor. Üstüne üstüne dökeceğiz. Aradan bir hafta daha geçti. 3-4 çuval daha. Bir hafta daha geçti. 3-4 çuval daha. Burada olacak 15-20 santimlik bir tabaka. O zaman daha çok zor ıslanacak. Daha güzel bir hal almış olacak. Diğer hayvanlar merada. Bunlar gitmedi. Maşallah benim kızlarıma çok güzeller ya. Bunlar da bunları böyle ayırdık. Aralarında ezilmesinler diye. Yemliğe giderken falan. Bir bakalım dışarıda. Dışarıdaki hayvanlara da bakalım. Dışarıda yatan iki tane hayvan var. İçeriye yatak yaptıktan sonra çoğunluk olarak içeriği tercih etmeye başladı hayvanlar. Tabii çoğu da merada gidip yatıyorlar. Onları da göstereyim size, merada yatan hayvanları. Yani böyle gruplaştılar. Kimisi içeride yatıyor, kimisi dışarıda, kimisi gidip merada yatıyor. Otlayanlar oluyor tek tük içlerinde. Bakın şurada bir tane var. Şu yeni gelen küçükler henüz merayı kavrayamadı. Toplamda bir 20 tane falan geldi. Amerikan Jersey. 5-6 tanesi Danimarka. Pedigrilerinden bakacağız. Pasaportlarında yazıyor. Anne küpe numarası falan. Onları tabii Danimarka olarak yetiştireceğiz. Pişt. O Amerikan. Onu biliyorum. Tanıyorum zaten. Bir tane boynuzu var, biri yok. Küçük, tam yakalamamış. O da 9-10 aylık falan bir şeydir. 3-4 ay sonra tohumlanmaya hazır. Hava o kadar güzel ki arkadaşlar. İnsanın böyle hayvanlar alıp meraya otlatmaya gidesi geliyor. Burada da bayağı varmış. Bakın yatıyor orada. Yavaş yavaş yaklaşalım. Bunlar hep Amerikan Jersey'ler. O şeyleri bulacağım. Bak bir tanesi şurada Danimarka'nın. Boynuzlu olan.
Bunlar Amerikan. Gel. Şunun güzelliğine bak ya Allah'ım ya Rabbim. Gel. Ne oldu? Ne oldu? İzmir mi daha güzel sorarlar bizim orada. Genelde çocuklara işte yazın tatile gelir ya çocuklar İstanbul'dan, Ankara'dan buraya. Herkes sorar oğlum Ankara mı daha güzel, Trabzon mu? Veya İstanbul mu daha güzel, Trabzon mu? Şimdi ben de soruyorum. İzmir mi daha güzel, Trabzon mu? Babam bir şey. Babamla da sohbet edeceğiz. Kadir abi orada. Kadir abi bayılıyor babamla muhabbete. Gülüyorlar sürekli. Bir çekim yapacağım onlara. Şimdi size bu muydu? Bu da olur gerçi. En sevdiğim düvelerden bir tanesini göstereyim. Şimdi jersey'de renk hiç fark etmiyor. Kimisi açık sarı olur, kimisi koyu olur, kimisi böyle siyah dönük olur, kimisi koyu kestane gibi olur. Kimisi hatta sarılı beyazlı olur. Bu saflığının göstergesi değildir arkadaşlar. Yani şurasında beyaz var, şurasında siyah var. Bu saf değil. Renginden saflığı anlaşılmaz. Bu bir amatörlüktür. Rengine göre hayvan seçmek. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. İşte benimki koyu kırmızı olsun. Daha safa benziyor bu. Yani bu tarzı şeyleri gidip çiftliklerde söylerseniz o işletme size kızar, size hayvan vermez yani rengine göre. İşte bu hayvan daha safa benziyor, diğerleri meleze benziyor. Böyle bir şey yok. Ama bunu bildiğim halde gönül istiyor ki işte bak bunun gibi olsunlar. Hep. Kafası kara olsun. He kızım. Bende de bunların hastalığı var. Ya onları da çok seviyorum. O rengi de yani çok seviyorum. Jersey'de. Tabii ki çok büyük bir işletmem olsa, böyle atıyorum 1000 başlık bir işletmem olsa kesinlikle rengine bakma. Hangi birinin rengini? Yani 1000 tane hayvan almaya gitmişsin. Tutup da işte kafasına mı, gözüne mi bakacaksın? Annesinin süt verimine bakacaksın. Ona göre çiftliğini dolduracaksın. Ama böyle 1 tane 2 tane alanlara hak veriyorum. Zaten vatandaş 1 tane 2 tane inek alacak. Hem kaliteli olsun istiyor. Annesinin sütü yüksek olsun istiyor. Veya işte doğurduğunda yüksek süt verimine sahip olsun istiyor. Hem de işte renginin de onu işte mutlu etmesini istiyor. O yüzden kızmıyorum sizlere. Ama böyle 1 tır 2 tır alacak olanlar arıyor işte. Renkleri menkleri deyince abi diyorum yapma etme. O kadar yatırım yapacaksın. Söylemiş olduğun şeylere bak. Evet. Bizim eski kızları da göstereyim size. Güzel kızlarımızı. Bu bayağı kodaman oldu. Kocaman kız oldu. İstiklal. Bunu da gebe bırakacağız Allah'ın izniyle. Bu da bunun adı yoktu. Buna hiçbir zaman isim vermemiştik. Ama çok güzelleşti. Maşallah var. Bu da Trabzon jersey. Yani bunlar melez. Bu zaten belli. Biliyorsunuz. Annesinin adı neydi? Yazgülü. Yazgülü'nün kızıydı bu. Yazgülü de en sütlü, en verimli ineklerimden bir tanesiydi. Akbaş bir inekti. Bu kimindi? Hatırlamıyorum. Bunların ikisini de gebe bırakacağız. O şekilde melez olarak satacağız bunları. Zaten bir bu kaldı, bir de bu kaldı. Başka var mı eski hayvanlardan? Tosun Paşa var işte. Tosun Paşa zaten erkek. Satılmayacak. Uzun bir süre. Ne oldu kızım? Bu tam 7 aylık. 210 günlük
Bir yavrucuk. Gelişimi harika olmuş. 7 aylık. Bu 12 ayında rahat tohumlanır yani. 11-12 aylık tohumlanabilir. Bir hayvan. Kadir abi, bu azmanda nereden çıktı ya? He? Burada azman eksik olmuyor. Bu azman nereden çıktı ya? Karnı da duruyor palak gibi. Bu ne yediriyor babam buna? Bunu da yediriyormuş mu baba? Köpek maması da var. Bu çok aksi bir köpek olacak. Bakma beni. Kedi bak, kedi de babanın peşine dolaşıyor. Aç, hayvan öldü. Kedi. Bu bir Tonya finosu. Duyanlar var mı arkadaşlar aranızda Tonya finosunu? Vardır böyle bir ismi ama. Artık Tonya'da o kadar çok var ki bunlardan. Irk olarak Tonya finosu adı konuldu bunlara. Bunların kulakları böyle dimdik olur. Ve çok aksi olurlar. Pamuk vardır. Pamuğu tanıyanlar, hatırlayanlar yorumlara yazsınlar. Eskiden süt getiriyordum Orhan abiye. Sürekli beni ısırmaya çalışıyordu. Tanıdığı halde. Bu da onun cinsinden bir yavrucuk işte. Sağ olsun, ben Salih'e söylemiştim. Oldu bir sene. Yavrusu olursa onda var, dişi erkek. Verirsin bana diye unutmamış, yollamış. Babam cennettik ya. Baksana, kedi bakıyor, köpek bakıyor. Oğlum hiçbir hayvan çiğneme gitmeyecek. Hepsi çiğnede gidecek. Eğer ben bunlara bakarsam ben de bunların yanındayım orada. Öyle mi? Aynen. Bunlar hep tavuklar. Bak bak, köpek yanaştı diye bıraktı yemini. Görüyor musun? Kendi çocuğum o ne? Köpeğin yeminden. Bu da mi? Çok küçük baba bu köpek ya. Büyür mü bu? Ya oğlum. Bu keçi minicik diyor. İki zar alıp kucağına gidiyor diyor. Bu benim dedim, getirdiğim keçi mi? He. Dedim ya, ne kadar güzel. Ama büyüdükçe fenalaştı. Büyüdükçe fenaladı. Öyle bir duruma geldi ki oğlum. Pansiyonun demirleri var ya. Onun üstünde yürümeye başladı. Şu en üst demirde. Ya en üst demir canım. Duvarın üstünden. Allah Allah. Ondan sonra neyi öğrendi? Çözüldü ya, bağlanmamayı öğrendi. Onu tutup da bağlamak mesele, anlıyor. Akıllı deme. Çok akıllı. Ha. Bağladık tamam. Ama çözülmesin. Çözüldü, pansiyondan çıkmıyor. Bu boynuzu var ya. Bir günü baktım, bak diye bağırıyor. Acı acı gece bağırıyor. Gittim ki sıkışmış şunu pansiyonun içine vuruyor. Tosun mu vuruyor? Yok, o kurbanlık sana. He. Velhasıl. Dedi ki köpeğin yanına dışarı bağlıyorum onu, bağırıyor. Köpeğin yanına bağladım. İlk geldiği zaman köpeğin yanında durdu akşamdan sabahtan. Onun yanına bağladım, çit yok. Arkadaşlık yapıyor. Ama bir gün yine geldim ki oradan kopartmış bağını. Yine gelmiş ahırı karıştırmış. Yem çuvallarının ağzı sığacağı kadar yıpratıyor böyle dişinden. Gidip gelip yemden yiyor. Özledin mi onu? Ya oğlum bak, şöyle bir şey oldu ya. Tamam geldin, kestim bu keçiyi. Dedim oh, kurtuldum. Verdik öteye beri etinden, bir parça da kemiklerinde kaldı evde. Aradan 2-3 gün geçti. Hanım diyor bana ki. Keçiden hala kurtaramadı. Keçiden diyor bana, ya bu keçileri parçala da koy boşu diye atalım derin dondur diye. Dedim ne keçisi? Dedi o keçinin etleri. Ulan 3 gün oldu kesileri dedim. Halinde benim beşimi bırakmadı mı bu keçi ya? Ulan oğlum ölürse de beşime takıldı ya. Allah Allah. Neyse sonuçta hallettik onları ya. En son kafası şeydi. Sakına. Keçi dediniz ya, bana tüylerim diken diken oluyor ya. Ya şimdi bir takipçimiz var. 2 tane. Bir dişi bir erkek. Ya. Diyor Sami amcama hediye edeceğim. Abi çok sağ olsun ama. Oğlum. Onları bana zahmet etmeyecek böyle güzel profillerden bir yer yapılsa onlara, yemli memlu her neyse. Yok, daha almayacağız. Alma hiç. Alma. Etini de sevmedim. Yağsızdı çok yani. Yağlarını koymadılar. 20 tane, 30 tane hayvan bakarım, uzak bakarım ama 2 tane, 1 tane keçi bakamam oldu. Yani o kadar ki. Sonra
Bağlanmıyor ya. Gece çıkıyor nerelere ot yiyor, ot yiyor. Bize... Ha, gece de otluyor mu? Evet. Allah Allah. Boğazında bir çıngırak var. Hmm. O evin önünde balkon var ya, abim diyor ki gece saat 12 balkonun altında çıngır çıngır ses diyor. Duyuyorum. Baktım gidiyor keçi. Herhalde çakal makal gördü. Saniyece akıra geldi. Jet gibi. O da akıllı. Ha nereden anlıyorsun? Çıngırak çıkır 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 kaçıyor ya. Samet çok akıllı. Buralarda geziyorken bir köpek gördü uzakta. Çok akıllıydı. Şimdi öldü gitti. Ya, arkasına konuşuyoruz ama. İyili, baktım. İyiliği de verdi diyorum. Ya baktım geçi jet gibi geliyor çıngırağında. Kamyonun kapağı açıktı yerde. Lan niye bu kaçıyor canım? Jet gibi çıktı kasaya. Döndü bakıyor o tarafa doğru. Baksın bir köpek dolanıyor orada. Ya, hemen ama dikkatini çek. Ama onun ne derler? Karargahı, sağlam yeri burasıydı. Gidiyordu, bir tehlike gördüğümüz saniyede geliyordu. Öyle bir keçi ya. Kadir abi alalım bir keçi daha. Yok. Sen amca istersen alalım. Yok ben almam. Mısır flaki aldık arkadaşlar. Artık yeni rasyon yapacağız. Denemek amaçlı aldık bunu. Şimdi bundan aylık 30 çuval diye hesapladık. 30 çuval mısır flaki. Ama yemcide yokmuş. Olduğu kadar verdi. Birkaç güne gelir dedi. Bunlardan idare et dedi. 2 günlük yem aldık. Hayırlı olsun mu Kadir abi? Hayırlı olsun. Tosun Paşa'ya da arpa ezmesi. Böyle göstereceğim. Bakalım sevecek mi? Arpanın ezmesini aldık. Şimdi burada kullanacak olduğumuz buzağı büyütme yemi, mısır flake. İkisini bir günde vereceğiz. Yani bir çuval bundan, bir çuval bundan, bir günlük olmuş olacak. Burası nereden baksanız 1000 lira yapıyor iki çuvalı yani aşağı yukarı. Sılaşı, yoncası, samanı hariç tabi. Saman şey yoncamız da kalmadı diyebiliriz. Şurada bir çuval var. Şey. Bir balya var. Ondan da 2 ton kadar gelecek Allah'ın izniyle. Güzel bir rasyon yapacağız yavrucaklarımıza. Bunlara sadece yonca veriyoruz şu anda. Buzağı büyütme yemi ve yonca. Diğerlerine slash, yonca, karışık. Aylık ne kadar yemiş oluyor şimdi bundan hesaplarımıza göre? Sadece mısır. Bundan benim yaptığım hesaba göre tabii zam gelmezse 13.500-14.000 civarı bir maliyetleri var. Sadece bu. Aylık. Aynen. Bir çuvaldan hesapladın değil mi? Evet, bir çuvaldan 30 hayvan üzerinden hesapladık. Kaçı bunun çuvalı? Çuvalı 450 lira. Kaç kilo? 40 kilo. Yani günlük maliyet olarak 15,5 liralara geliyor hayvan başına. 30 hayvana tanesine. Evet. 30 hayvan üzerinde. Tamam abi, bunu dökelim. Şey yoncayı da atalım ona. Ya iyice yoğursun onu. Tarhana gibi aynı ya. Biliyor musun? Evet. Bunu şey kelebek makarna gibi değil mi? Bunu buzağlarınıza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanınız doğdu. 3-5 günlük oldu. 6 günlük. Bundan buzağı başlangıç yemiyle iyice karıştırın. Önüne bırakın. Çok güzel malzeme. Büyüdükçe de sınırsız bir şekilde verebilirsiniz yani. Oğlum. Sen koklamadın Kadir abi. Kokladım ben de. Öyle mi? Tarhana kokusu var önünde. Tamam, akşam bundan veriyoruz. Tosun Paşa'nın şeyleri de orada mı? Arpa ezmeleri. O arabayı temizleyelim de Kadir. Bir yık onu ya. Ona su tutmayalım ya. Hangisini? Abi, şunu. Oğlum, onlar... Şunu tut da abi, dökelim orayı. Doğru lan, bana ha. Şimdi buraya ne atacağız başka? Buraya akşam yemeğini mi hazırlıyoruz? He. Bir tane saman atacağız. Hayvan başı 1 kilo. Saman ödemesine göre çok mu? 30 kilo gelse günlük normalde günlük 1 kilo saman yemesi lazım.
Yarım kilo sabah, yarım kilo akşam. Tamam. Şu anda günlük 2 kilo yiyor. Yok, yok tamam. Yarım veriyorduk samanı. Tamam, şu an bir tane atalım, yonca ağırlıklı. Tamam, gelecek ya yonca. Bir tane verirsek hayvan başına 1 kilo düşüyor şu an. Yarım vereceğiz, yarım. Tamam, yarım verelim o zaman. Şuradaki ne sabahtan kalma mı bu? Şu ne sabahtan kalma mı? Yonca monca slash. Bu şurada yazıyor. 50 başlık makine. Ek ilave yapmayınız diyor. 50 başlık arkadaşlar bu. Yem karma makinesi. Kaç liraya aldık? Bu ikinci el. Bunu alalı oldu 1,5 sene. Muhammed abiden almıştık. 50 bin liraya almıştım onu. Sanki 60 aldıydın. Yok 50 bin liraya. 3 metre küplük bir makine diye hatırlıyorum. Yani neresinin bir yerinde yazıyordur ama. 3 metre küp 50 başlık. Tabii inek için bu 50 başlık. Böyle bunlardan yedirir. 70-80 taneye bakar ya. Yani. Bunlardan çok bakar. Yarım çuval. Yarım çuval saman koyuyoruz. Özme arpası var. Tam arpası var. Tosun da sayıyoruz. Slash ne kadar koyacağız baba? Slash bir torba mı? Bir tane. Tamam. Yarım balı ya da yonca atalım. Olabilir. Yoncamız bir balya kaldığı için yarısını verelim. 7,5 7500 lira tonu. 2 ton alacağız. Yarısını görüyoruz. Kazanda da var ya. Bir torbada salaş atacağız herhalde. Olsun asalım. Su ilave etmeyin ona ama. Su oranı yüksek dedi Hakan hocamız. Salaşı da döktük. Ha yonca, doğru yoncayı unuttuk ya. Yarım yarım. Çok güzel ya makinemiz, makineden çok memnunuz arkadaşlar. Hem karıştırıcı hem parçalayıcı bu. Yani ot kıyma makinesine gerek yok. Bakın ne güzel karıştırıyor. Birazdan böyle harman çorman yapacak. Bak ne güzel görüyor musun arasında? Var. Tosun Paşa'nın arpa ezmesi geldi. Az verelim. Ya makinelere bana bak. Maşallah. Et var mı onda baba? Hem de soruyorsun ya. Topallaması fena değil yani. Topallamıyor şu anda. Demek bir yere çarptı bacağını olabilir. Bacağın yere yatıyor. O gün de morali bozuldu. Morali bozuk muydu o gün? Demirler de ha şuradan alayım. Bu adının tam anlamını taşıyor mu Kadir abi? Tosun Paşa değil mi? Şu kızgınlıkta da bugünden beri kafası onda bak. Kim yaptın o Tosun Paşa? Ne bileyim takipçiler herhalde. Tosun Paşa. Tosun. He? Doğduğun zaman. Sen mi takmıştın? Nasıl?
Gel. Üzerine komple yay da hep bir noktaya verme istersen. Tosun Paşa arpa ezmesinden de tanıştı. Tosun Paşa'nın yediği şeyler aynı buranınki gibi. Tabi biraz daha fazla veriliyor bu tarafa. Buzağı büyütmeye mi var, besiye mi var, slash var, yonca var, saman var. Artık mısır flake ve arpa ezmesi de eklendi menüsüne. Bayağı çeşit yiyor yani. Gelin bakayım çocuklar. Bura ünlüler, ora gönüllüler. Gel. Gelmiyor. Tamam, size de gelecek çocuklar. Geldiler. Bunlar da acıktı. Pişt, doğum tarihi de yazıyor orada. Nasıl yiyor mu Tosun Paşa baba? Yiyecek mi bu ya? Ya bu çatlayacak bu hayvan sonunda ya. Yiyecek mi? Bu seneye kurban oluyor. Alan olur mu onu kurbanı? Veremiyorsun oğlum. Ne 3 yaşına kadar bakacağız mı? 3 yaşına kadar bir ton gelecek. Bir ton rahat gelir canım. 1,5 ton gelmesi lazım. Eti. Hı? Ha eti. Ha tamam, oldu. Bir ton 800 kilo sonra, gelse bir ton eti olur. Sonra sen kanalında bunu açık açmaya koyacaksın. Ne alan ne yapsın bunu? Ha şey kurban bayramında mı? Ya, ha zenginler, iş adamları evet oluyor ya haberlerde. Ya, çağırsın elemanlarına, fabrikada fuzaraya. Yener et çıkar mı ondan? Oğlum herkes duruyor, çıkmaz mı ya? Bizden de çıksın bir şampiyon ya. Hiç çıkaramadık böyle bir tonluk boğa. Şşt. Ama şu tasması tehlikeli. Ayağa girerse boğazının altına o onu... Ama yani. Şşt. Kızgınlık da. Burada her gün kızgınlıkta olan bir hayvan var. Evet, vitamin tozu, mineral tozu artık. Hayvan başı 100 gram olarak düşüyor. Evet. Tamam. Ne güzel de kokuyor. Adam yiyesi geliyor ya. Abini kandırsana ya. Yememiz oldu. Neyi? Şimdi kandır ya. Araya sokacağım ya. Öyle mi? Şöyle eski yer içinde. Asıl malzeme şimdi geliyor. Ama kovadaki şey yani. Şimdi gidelim. Gelin bakayım. Nasıl malzeme güzel. Bak şu malzeme de her şey. Cipsler için mi? Yemler döküldü. Sabaha kadar bakalım bitirebilecekler mi? Tabii bitiriyorlar yani. Daha önce denendi. Ceylan kızım. Ne zaman doğmuşsun sen? 1. ayın 8'inde. Efendim. Efendim. Tosun Paşa mı? Bütün gözler Tosun Paşa'da ya. Ahırın Tosun'u mudur o?
Şu tosunları sabaha kadar bitirebiliyor mu burayı? Hepsini görmüyorum sen ama da kumul oluyor. Abi tertemiz oluyor mu? Tertemiz, beton. Ya şimdi atıyorum bir el arabası arttı değil mi? Evet. Onu aşağıya atmayın. Yine aynı şeye. Oğlum bak. Yem karma makinesine. Yok, tamam da. Gene tazelensin abi, yani. Ama kalmıyor. Yok kalmıyor. Ayrı dava da kalırsa diyorum baba. Bakma şimdi akşam getiriyoruz yani 5'te 6'da. Şurası tam dolu. Sabaha kadar bundan daha da fazla. Yiyorlar değil mi? Yiyoruz, hiçbir şey kalmıyor. Akşama kahveyi kapatalım. Geldim gerisi parçalar. Baba sabah çıktı yanında sabah. Günü açtı ondan sonra. Ya şakal kovalar düşünmüyor. Çakal mı kovalar? Hani şu yerinde seni görür mü? Yine arabası kaldı. Videoyu izlediniz. Hep birlikte güldük, eğlendik. Herkes evine dağıldı. Ben de eve geldim. Birazdan iftar yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.